Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. Şimdi de Endonezya'nın en büyük ikinci camisi olan El Ekber Camisi'ni hep birlikte bir gezelim. Bakalım El Ekber Camisi nasıl bir camiymiş, hep beraber görelim. 99 metre olan minaresinden şehrin bütün manzarasını görebilirsiniz. Hello, selamun aleyküm. Hiç valla bunların keyfi yerinde değil. Abi güneş bunların kafasına vurmuş. Çantamızı unuttuk. İnşallah çantamızı götürmemişlerdir. Vallahi götürürlerse işimiz yaş olur. Bakın burada bir tane büyük bir davul var. Bu davulu düğünlerde öttüreceksin. Dışarıdan baktığımız zaman El Ekber Camisi gerçekten çok büyük yapılmış. Yani bahçesi falan gayet güzel. Motosikletler de buralara getirip insanlar motorlarını park edebiliyorlar. Biraz sonra biz içeriye de gireceğiz. Dışarıdan biraz çektikten sonra içeriye girelim. İçeride hep beraber görüntüleri görelim. Şu an güneşin biraz batma saatine olduğundan dolayı görüntü tam olarak net olmayabilir. Fakat bakın mesela caminin diğer özelliklerinden bahsedeyim isterseniz. İnce tik ağacından hazırlanmış 45 ana girişi mavi ve yeşil yapraklarla benzeri bir kubbeye sahip olan El Ekber Camii, caminin 99 metre olan yani yüksekliğindeki bu minaresinden iki komşu kasaba olan Sidi Arjo ve Bankalan ile birlikte şehrin bütün manzarasını görebilirsiniz. Yani bunun panoramik manzarası izlenebiliyor. Müslüman turistlerin Endonezya'da mutlaka ziyaret etmesi gereken 10 camiden biri olan ve Surabaya Ulu Cami olarak da adlandırılan yapı, muhteşem mavi yeşil kubbesi nedeniyle Endonezya'nın en güzel camisi olarak kabul ediliyor. Şimdi hep beraber kubbeye doğru bir gidelim, bir görelim bakalım nasılmış mavi yeşil kubbe. Gerçi buradan biraz görünüyor ama tam görünmüyor. Şurada da abdest alma sularının bulunduğu tanklar var. Wudhu yazar bakın. Wudhu yazıyor üzerinde. Burada da infak, yani burada da mesela diyelim ki camiye bir bağış, bir yardım yapmanız gerekiyorsa buradaki kutulara atıyorsunuz. Hadi biz de buraya gelmişken biz de bir şeyler atalım bu kutuya. En azından bizim de bir katkımız olsun. Şunu o kutuya koyabilir misin? Okay. This is for infak, right? Ha, arkadaşa verdim. O da götürüp oraya şu an atıyor. İlk önce bir kubbesine falan bakalım. Ardından caminin içine doğru gideceğiz. Burası da bayanlar için, yani hem erkek hem bayanlar için abdest alma yerleri. Bakın ayrı ayrı yapılmış. Girerken, erkekler tuvaletine girerken mesela ayaklarınızı çıplak halde girip yıkayıp girebiliyorsunuz. Şöyle caminin arka tarafına doğru bir dönelim. Çünkü güneşin batma saatine yakın olduğu için bu taraftan görüntü alırken çok iyi görüntüler alamadık. O yüzden bu tarafa doğru dönelim. Bak burada da mesela El Sefa, El Merve, Müzdelife gibi bizler açısından kutsal olan yerlerin isimlerini yazmışlar. Böyle gösteriyorlar. Bakın mesela caminin şu an kubbesini görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Mavi ve yeşil renklerle yapılmış. Hani bizde Bursa'da Ulu Cami vardır bilirsiniz. Hani bizde Ulu Cami neyse Surabayalılar için de Surabaya Ulu Cami olarak biliniyor. Cami gerçekten çok büyük. Daha önce ben Jakarta'da hangi cami vardı ismini unuttum. Jakarta'da büyük bir cami vardı. Oraya gitmiştim. İstiklal Camisi vardı. Mesela İstiklal Camisi de büyüktü. Ama geniş olarak iç açısı çok genişti. Bu cami hani bizde Süleymaniye Camisi, Fatih Camisi gibi böyle avlusu, bahçesi bayağı büyük bir cami. Bir de birkaç kat yani 2-3 kat yani alt katlarda falan da ibadet ediliyor. Bakın mesela burada bölümler var. Müzdelife bölümü. Biraz önce Merve ve Sefa, Merve Hall, Sefa Hall diye böyle bölümler var. Müslüman kardeşlerin oturduğu yerler var böyle. Hello, selamun aleyküm. Hiç valla bunların keyfi yerinde değil. Selamun aleyküm ha? Abi güneş bunların kafasına vurmuş. Tabii bunun, bu caminin iki tane kubbesi var. Jakarta'daki İstiklal Camii'nden sonra kapasite bakımından Endonezya'daki en büyük ikinci cami olan El Ekber, Surabaya Porong karayolu üzerinde yer alıyor. Yani bu karayolunu görüyorsunuz şu an araçlar geçiyor. Surabaya Porong karayolunda yer alıyor. El Ekber Camisi aynı zamanda Endonezya'nın en büyük mihrabına da sahip bir cami. Çantamızı unuttuk. İnşallah çantamızı götürmemişlerdir. Vallahi götürürlerse işimiz yaş olur. Tekrar devam edelim. Çantamı burada unutmuşum ya. Evet, neyse kısmet demek ki bu şekildeymiş.
Çantamızın gitmemesine tabii sevindim. Allah'tan arkadaş beni uyardı. Arkadaş beni uyarmamış olsa çanta gidecek. Çantanın içinde ben bir an böyle kafamdan geçiriyorum. Ulan çantada ne var ne yok diye. Çantada her şeyimiz var. En önemlisi pasaport var. Tabii öbür şeyleri bırakın bir tarafa da hadi tripodmuş bilmem neymiş. Bir sürü aksesuar var içinde. Şu an El Merve dedikleri bölümü görüyorsunuz. Burada bir de medrese var bakın. Mescid National El Ekber Surabaya diyor. Bakın maşallah cami çok güzel yapılmış. Kubbesini buradan da görebiliyorsunuz. Minaresi buradan da görünüyor. Hep beraber bir de içerisine girelim. Bakalım camiyi nasıl yapmışlar. Tabii bizim camilerden çok farklı. Yani bizdeki Osmanlı mimarisi ve Türk mimarisi olarak yapılan camiler farklı. Tabii bizde de farklı farklı camiler var ama buradaki cami de bayağı değişik yapılmış. Burada bir de saat görüyorsunuz. Saatine bakalım saat doğru mu? Evet saat tas tamam doğru. Burası da avlusu, bahçesi. Yani burada eğer cemaat kalabalık olduğu zaman burada ibadet de yapılabiliyor. Burada bu ülkede illa seccade sermeye gerek yok. Çünkü zaten hava sıcak. İnsanlar fayansın üzerinde de ibadet ettiklerinde daha ferahlıyorlar, daha güzel oluyor. Bakın mesela böyle. Caminin burada minyatür yapısı var. Görüyorsunuz. Güzel bir minyatürünü yapmışlar, buraya koymuşlar. Hani tamamını göremeyenler için. Burada da davul görüyorsunuz. O davullarla ibadet saatinin geldiğini belirtmek için tokmağı vuruyorlar davula. Burada da asılı duran bir şey var ama bunu bir anlamını çözemedim. Şimdi buna da bir bakayım ben. Tabii her şeye dokunuyoruz ama buna da bir dokunalım. Bakalım bu neymiş böyle salla. Ha, yok. Yok. Bu gidip gelmiyor ha. Ben bunu hani dedim ki belki burada bir davul mavul vardır. Bunu iterler böyle. Gelir çarpar ama yok maalesef öyle bir şey değilmiş bu. Bakın burası da bayanlar bölümü olabilir mi? Sanmıyorum ama. This is for ladies. Is this for ladies? Bakın bayanlar bölümü etrafı açık. Bayanlar burada ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Hatta şu sağ tarafta mesela bizde bayanlar bölümü kadınlar mahfili herhalde deniliyor. Kadınlar mahfili. Kadınlar ayrı yerde ibadetlerini yapıyorlar. Namaz kılıyorlar. Bakın mesela buradaki kadınlar bu tarafta ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Ki mesela önde de adam var. Bakın burada da bayanlar var. Is this part for ladies? This. Bu bölüm sadece. Is this part just for ladies? For ladies. And this part for priya, for men, for female. Burası da erkekler için. Burası erkekler için. Bu bölüm bayanlar içinmiş ama içinde erkekler de var yani. Orada burada sağda solda uzanıyorlar. Gerçi yani zemine baktığımız zaman zemin komple mermer. Bir tane fıstık da burada var. Abimiz burada yatıyor. Keyif yerinde valla. 1.80-1.90 uzanmış. Bakın mihrabını görüyorsunuz. Yani bu El Ekber Camisi aynı zamanda Endonezya'da bulunan camilerin içerisinde de en büyük mihraba sahip olan camiymiş. Evet arkadaşlar şimdi de caminin kubbesine doğru bakalım. Bakın. Kubbesi de maşallah dışarıdan gördük. Mavili yeşilli. Buradan da böyle baktığımız zaman bir hayli güzel görünüyor değil mi? Cami maşallah gayet geniş, gayet ferah. Kadınlar da zaten görüyorsunuz ibadet yapıyorlar, namaz kılıyorlar. Dışarı doğru, davula doğru bir gidelim. Sanırım üst kata şu an çıkmaya müsaade etmiyorlar. Halılar da var burada içeride bir hayli. Halılar da var. Burada hava sıcak olduğu için sıkıntı yok yani. Buradaki insanlar fayansın üzerine yatıyorlar da yani. Bakın burada bir tane büyük bir davul var. Şu davula bir elimizi sürelim bakalım. TikTok diye. Bakın. Böyle çalıyorlar. Davula böyle bir bakalım. Davul da maşallah davul ha. Bu davulu düğünlerde öttüreceksin. Ama minarelerden falan da ses geliyor. Ezan falan okuyorlar da. Ama bu davul sembolik olarak yani. Bunlar eskiden böyle namaza çağrı yaparlarken davulla yapıyorlarmış. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik.
El Ekber Camisi'ni hep beraber ziyaret ettik. Umarım camiyi de videoyu da beğenirsiniz. Kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize selamlar, saygılar.